Evet arkadaşlar, 130 kilometre yolumuz var. Eniştenin arabayı. Arkadaşlar ehliyeti 2008 yılında aldım. Tabi ehliyet almadan önce de 1-2 yıl ergenlik döneminde gene araba kullanıyorum. Çok şükür 2008'den bu zamana, yani 13 yıllık süreçte araba kullanıyorum. Hiç kazan falan olmadı. Ben de önceki araba Opel Corsa'ydı. B segmenti bir araba. Antalya'ya giderken de rahat olsun diye eniştenin Toyota Corolla'sını istedim. Ama o zamana kadar hiç şeyim yok, frem yok, yani kaza bela hiçbir şey yok. Eniştenin arabasını aldım, tam Serik bölgesinde ileride kaza olmuş. Öndeki arabalar bam bam diye bastı frene, şöyle de su vardı, tam denk geldi. Suyun olduğu yerde de biraz araba yolu tutunamadı. ABS açtı araba, tekerlek döne 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 fren yapmadı. Gitti öndeki arabaya küt diye vurduk. Tamponu çatlattık, far kırıldı. Orada 2000-2500 lira civarında bir masraf çıktı. Yani milli öyle oldum kazada. Emanet arabada oluyor. Şu an Konakla bölgesindeyiz. Şu gördüğünüz yerler muz serası oluyor bazen. Sebze meyve serası oluyor. Gerçi bu kış hiç don falan da olmadı. Arkadaşlar 1415 kilometrede bu araç 10.6 litre yakıt tüketmiş. Tabi bu hem soğuk havada biraz ısınma süresi vardı. Bir de bu kısıtlamalardan dolayı araba hiç, bakın, hızını artıramadı. Hep 22 kilometre düşük hızlarda çalıştı. Dolayısıyla 10.6, bunu 10.2, 10.1 gibi düşünebilirsiniz. Biraz da ben boşta çalıştırdım ısınsın diye. Şu an uzun yoldayız. O 10.6'yı sıfırladım. Aslında burası da uzun yolda değil. Çok fazla ışık var. Sürekli duruyorum. Farkındasınızdır belki. Ama sonuçta şehir içinden oldukça düşecektir. Bir de Manavgat bölgesinde sabit düzlük var. Orada diğer Gezi Bey'i sıfırlayacağım. Bir de orada bakacağım. Bence 6.5'lere falan düşürürüz yakıtını uzun yolda. Bakın sıfırladım. Daha 300 metre oldu. İleride yine ışık var. Otel bölgesi olduğu için burada 200-300 metrede bir ışık koymuşlar. Yani 140 kilometrelik yol 2-2,5 saatte bitiyor. Şuradan hızı da artırıp azaltabiliyoruz. 98'e almıştım. Yer yer 92'ye düşürdüm şöyle kumandadan. Şimdi 96, 94 tekrar çıkarabiliyorum. Şuradan. Bu hız sabitlemede arkadaşlar, diyelim 98'e sabitledim ama gaza bastığım zaman araba hızlanmasına devam ediyor. Bakın sollama yapacağınız zaman, şu an bastım gaza, hızlandım, 110'a çıktım. Sonra ayağınızı gazdan çektikten sonra araba eski hızına geri dönüyor. Hafızadaki hızına devam ettiriyor.
Arkadaşlar uzun yolda bu arabayı alıp kullanmak isteyenler, yani benzinlisini alıp olacak korkanlara referans olsun bu. Şu an 97 km ortalama hızda. Bakın araba 5.9 litre yapıyor. Bu 5.6'ya kadar ben bunu düşürdüm. 5.5, 5.6 civarına düştü. Yani nasıl bir yol olur bu? Ya otobandan gideceksinizdir. İşte Konya çevresi olur. Dur kalkı çok olmayan yollarda arabanın yakıtı oldukça düşük. Bunda sadece dur kalka dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman tabii 10.5'e kadar çıkabiliyor. Yani 11-12 diyenler olmuş bunun yakıtına. Ben ne yazın ne de kışın gördüm 11-12 litreyi. Hiç o civarlara çıkmadı. Şene girelim. Erken kalktım. Yani tatil gününde 10-10.30 bana göre erken. O yüzden bir kahve içeyim. Biraz da arkada ben hiç arkaya oturmadım uzun yolda. Onu test edeceğim. Şoför burada. Bakalım makam kısmı nasıl? Arkada makam perdesi var. Onları da kapatacağım. Ama öncelikle ne yapmamız lazım? Lastik basınçları. Bakın 5.6'ya düşmüş bile arkadaşlar. Biraz çıkartayım gelsin. Önleri 36 yapıyorum. Kitapçığında 38'e kadar basabilirsiniz diyordu. Tabi sertleşecek biraz ama yakıtı düşecek bu sefer de. Ha. Bu bozuk. Bu bozuk arkadaşlar. Hiç basmadı. Bir işe de yaramadı. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar kemeri taktım. Çünkü şoför biraz şey, yani 120-130'dan aşağı sürmüyor. Ben ilk kez arkaya oturdum arabada. Normalde arabaların arkasının daha konforlu olduğunu düşünürdüm. Yine yanılmadım. Gerçekten araba arkaları çok rahat oluyor. Şu an bunun arkası çok rahat. Şuradan güneş gelmesin diye makam perdesini çektim, kapattım. Zaten kendisi orijinalinde filmi var arabanın. Burada da aynı durum. Şurada hem kol dayama yeri var, hem buraya iki tane kahve koyabiliyorsunuz ya da su içecek kısmı işte. Şurada bölmesi var. Aldığım zaman buraya peçetelik yapmışlar. Bu peçeteler o zamandan beri duruyor. Daha hiç uzun yol yapılmadı zaten arabada. Bir de Isparta'ya gittik, geldik, o da yakındı. Arka biraz pis, kusura bakmayın, benim kız burada yaşadığı için, yani yaşamaya çalıştığı için sürekli bir şey döküyor, kirletiyor. Sarsmadan, sarsmadan. Sarsmıyorum zaten.
120 yanılmasıyla, pardon, 110 yanılmasıyla 122 yapıyor hız limiti. Antalya'nın girişi 20 kilometre kadar kaldı. İlk durağımız neresi olacak? Opel Antoto Antalya olacak, yetkili bayi. Oradan bakım için bir fiyat alacağım. Ondan sonra alışveriş merkezleri, yemek, ayakkabı, ıvır zıvır alacağım falan filan. İntermila. Havalimanı yoluna gelince yol hemen 3 şeritli oldu. Arkadaşlar, Antalya'daki otomobil firmalarının yolu. Bu yol boyunca hepsi sıralanmış. A'dan Z'ye hangi marka aklınıza geliyorsa bu yolda görebiliyorsunuz. Bizimki, biz Porsche'a gidiyoruz değil mi? Evet, Porsche. Nerede Porsche? İleride, sağda. Bayağı da büyük. Hı? Bayağı dolu. Arkadaşlar, benim aracın grisi. Benimki de şurada, bakın. Birbirine çok benziyor ama bu gri. O füme, aralarında bir renk farkı var. Kupe gibi biraz. Şu arkasına baktığımız zaman. Kapısı benimkinden biraz daha yumuşak. Açılışı, kapanışı. Daha yumuşak açılıyor, kapanıyor. Şurada baldır desteği var. Onun içi çok şık. Yeni diye mi bilmiyorum. Da çok güzel. Yani araba şu an çalışmıyor ama oturduğumdaki hissiyat bile farklı. Öncelikle şunu söyleyeyim, bunun koltuğu çok daha rahat. Yani vites çok benziyor birbirine. Deri kaplama hissi daha belirgin bunda. Güzel. Şuralar daha ince, işçiliği var. Bak. Daha yumuşak benim araçtan. Oralarda aynı. Çok güzel, çok rahat. Oturunca hiç hissettirmedi. İnişi de çok rahat. Şu an inince hissettim onu. Bu hafızalı koltuk aynı. Bunlarda bir fark yok. Yeni Insignia bu şekilde. Arka biraz daha geniş. Sanırım bu araç daha uzun. Ben buraya incelemeye gelmedim aslında. Benim aracı şu an servise alınacak. Bir fiyat bilgisi alacağım. O arada bunu çekeyim dedim. Şurada bakın, tablet yeri de var arkada. Bunda makam perdesi yok. Benim araçta var. Bunda makam perdesi yok. Diz mesafeleri daha iyi. Şurada şarj, USB şarjörleri. Aynen. ISOFIX'ler sağlı sollu. Şurada bir tane lacivert var, yakışıklı.
Bu da Grand Sport. O da Grand Sport. Birisi gri, birisi lacivert. Fiyat bilgisi yok. Bakın far aynaları daha siyah. Onda da siyah ama lacivert olunca daha belirgin oluyor. O içi bej renk. Krem yani daha doğrusu. İçi aynı araçların. 10 kilometrede. Sıfır daha. Çalış kapanışları daha güzel. Yine bardaklık. Benim araçta şurada bir de peçete yeri vardı. Bunda sadece bardaklık var. Bir de arka tarafı açılabiliyordu. Bunda o yok. Çok teknik bilgi veremiyorum çünkü araç incelemesine gelmedim. Sunroof'u da var. Ama yeni Insignia'yı merak edenler 2021 model. Bu çok şık duruyor ama şu. Gerçekten ışıktan mı bilmiyorum. Bu bayağı güzel duruyor. Eski arabam Corsa. Yeni Corsa. Fransız dokunuşlu mu? Değil mi? Alman atlara gitmiş. Biraz Peugeot havası var. Şuraya yine spoilervari bir plastik yer atmışlar. Kapı tabii çok hafifliyor. Şu an Insignia'ya göre. Yeni Corsa'nın içi bu şekilde. Yenilendi ama tabii ki konfor çok değişmeyecektir arkadaşlar. Gene belki iyileştirmeler olmuş olabilir ama hiç değilse ben size şeklini şemalini göstereyim arabanın. Astra hatchback. Bir Astra'ya oturalım bakalım. Arkadaşlar Astra'da da oturuş çok rahat. Yani Insignia ile bunun arasında çok bir fark görmedim konfor olarak şu an. Oturduğum zaman da sallamadı. Gayet güzel. Sarsmadı yani. Bazen arabaya oturursun böyle araba direkt çöker ya arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii bu manuel vites. Şu anki araç. Şurada yine bardaklık var ve gerçekten çok geniş. Astra'nın bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum. Tuşları. Bu biraz küçük kalmış. Şurası. Ekranı. Da ben çalıştırmıyorum. Çekim yapabilirsiniz dediler ama. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Astra'da çok oturulur. Bu araba vardır arkadaşlar. İçi güzel. Şuralar falan. Yalıtımı iyi gibi. Her yeri kaplanmış güzelce. Bunun konforu da güzel. Şöyle bakarsanız görürsünüz. İndirirken bile ağır. Astra Edition. Çekeyim. Bu Matrix tarzı farlar, mercek farlar çok hoşuma gidiyor. İçi bu şekilde. Kapısı kolay açılıyor. İçine bineyim. Şurada özellikleri de var. Oo. Arkadaşlar koltuk çok sert. İlk oturduğumda koltuk çok sert ama araba hiç sallamadı. Burası geniş ama plastik yoğunluğu daha fazla burada. Hani kullanım yeri şu vitesin arkasına saklamışlar şuralarda. Burası bayağı geniş. Yine 12 volt yerimiz var burada. Kapağımız. Anahtarlık yeri. Bardaklık göremedim. Burası oldukça derin. Grand Line X'in burasında bardaklık göremedim. Koltuk oldukça sert. Yani aç sert koltuk için sevenlere idealdir ama şu an koltuk bana çok sanki yorucu gibi geldi. Güzel. Yani SUV çok kullanmadım. SUV değerlendirmesi yapamayacağım ama Astra ile Insignia'yı çok beğenmiyorum. Insignia. Kolay gelsin. Excellence paket 1.5 turbo dizel 130 beygir. Motor hacmi 1.5.
130 beygir, 300 Nm torku var. Torku oldukça güzel. Evet, B emisyonunda. Jantları falan güzel. Oldukça. Bir de arkası stokunu çekeyim. Bakım fiyatları için bunu söylediler. 15 bin bakımı, yani bir yıl bakımı için 1010 lira. Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresine 1010 lira dediler. 30 binde bir yapılan değişiklik varmış. Fren hidrolüyle buji 985 lira dediler ona. Trigger zinciri var dedi. O set değişmesine gerek yok ses gelmediği sürece. B kayışı için de 532 lira dedi. 60 bin kilometre ve 4 yılda bir. Yani benimkinin vakti gelmiş geçmiş bile. Acilen bunların yapılması lazım. Tavanda kronik olukta dökülme var. Boya dökülmesi. Ona pek yardımcı olamayacağını söyledi. Önce servis bakımlıysa yaparız dedi. Bir servis kaydına bakalım dedi. Benden önceki sahibi de servis bakımını yaptırdığı için yani ek yük etti orada bir. Yardımcı oluruz gene bir görüşürüz falan filan dedi. Yuvarlak konuştu. Yani hoş değil. Bir de o boyaya para vereceksem hiç buraya gelmem. Bir de Alanya'da fiyat alacağım. Muhtemelen Alanya'da hallederim ben bunun bakımlarını. Çünkü arabanın burada kalması lazım. Ben Antalya'da bir gün kalamam. Sıkıntı. Trafik var. Şimdi nereye gidiyoruz? Bipo'ya. Açlıktan öleceğim. İlk önce bir yemek yememiz lazım ama. Öğle yemeği yemedi. Surat düştü. Açken böyle oluyor biliyorsunuz. Kokoreç videosu var. İzleyin. Yemeği nasıl sevdiğini görürsünüz orada. Açken böyle oluyor. Kendinde değil pek. Kahvaltı da yapmadım. Öğlen yemeği de yemedim. Sadece kahve içtim. Bir dislike pasatçı diye yorum geldi şimdi videoma. Önde de pasat var. Pasatçılar. 100 bin lira fazla verip pasata biniyorsunuz. Aynı araba 100 lira daha ucuza. Yani aynı para olsa tamam. Yapmayın. Siz de insinyeye geçin. Neyse, araba işi yordu. Hadi yemeğe ve alışverişe gidelim bari artık. Yoruldun mu? Biraz. Alalım mı kahve? Alalım. Tatlı mı istiyorsun? Aklımdan geçti. He? Evet. Oturacak bir yer yok. Şeyden alırız ya. Baklava alırız. Ha? Burada iki tane var zaten. Ya da başka bir şey var. Şunlar var. Tamam. Gel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tabii anladım. Yoruldun mu? Evet. Ya. Ne aldın? Bir tane pantolon. Alanya'dan buraya gel. Anavgat'tan bakarım. Terasiye gitsek geç olur değil mi? Yetişemeyiz orada. Vallahi yoruldum. Ayaklarım ağrıyor. Şimdi oturunca anlayacağız aslında. Arkadaşlar dönüş yolundayım. Antalya'da bir yetkili bayiye uğradım. Bir de alışveriş yaptık. Bir de alışveriş yaptık derken öyle yarım saat, bir saatlik bir şey düşünmeyin. Yani sıkıntı, ayaklarım ağrıyor. Bayağı yoruldum zaten, yüzümden belli oluyordur. Kahve aldım, şimdi kahve içtim. Dönüş yolundayım. Şu an Serik'e geri dönüyorum gibi düşünebilir. Manavgat'ta bir AVM daha var. Burada aradıklarını bulamadı. O yüzden
Manavgat'a tekrar bakacağız. Pandemiden dolayı denemek yasak ve içimize sinerek bazı şeyleri bulamadık. Yani yapacak bir şey yok. Öyleymiş. Anladınız siz. Şimdi Manavgat'a doğru çekime devam ediyoruz. Arabada şarj yeri olduğu için şurada GoPro'yu da şarj ettim. Pil sorunumuz yok. Ama bayağı çektim. Herhalde en uzun video bu olacak. Uzun yolu yapınca. Bunlar da kurt murt oluyor da diyorlar. Ne diyorsun? Oradan görüyor musun sen? Görürsen söyle bana. Derler mi diyorsun? Selamun aleyküm. Abi hayırlı işler. Ne kadar kasası? Abi 20 lira kasası. Bunlar 15 lira. Bunlar daha mı iyi? Bunlar iki kasa çıkıyor. Mesela kasaları koysa iki kasa. Pahalıymış daha. Ne sorun? Şunu alayım. Hasan bir koşar götü. ₺20. Ya. Abi sağ ol, hayırlı işler. Sağ olasın. Ha? O açık ya, toz evet. Olmuştur diye onu almadım. O daha iyiymiş zaten. Ya, ben çocuğa kasada gitsin diye söyledim zaten. Nasıl kasada? O kasa ya. Bütün gün egzoz dumanı yiyor, toz yiyor. Özür dilerim, Manavgat'tayım. Normal AVM'ye geldim. Arkadaşlar pandemiden dolayı yemek yasak içeride. O yüzden paket aldık. Burada gene tezgah kuracağız. Sokak yemeğine devam. Şey üzücü oldu. KFC Alanya'da yok. Bir tek burada vardı. İş olmuyor diye. KFC falan açmamış hiç. Onun yerine Popeyes'e girdik. Bakalım şarj da azalıyor. Hafıza da doluyor. Zaten çekecek de çok bir şey kalmadı. Bayağı bir çekim yaptım. Onları inceleyeceğim eve gidince, inşallah güzel olmuştur. Buradan da bir night lapse yapacağız. Ondan sonra eve geçeceğiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
sometimes and I can't get out.